Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rumi açılımı yapacağız. Yine iki farklı deste olacak. Siz bunlardan hangisine çekilirsiniz niyetinizle alakalı. Onu seçip dinleyebilirsiniz. Şimdi birinci deste için çekmeye başlıyorum. Bunu görmedik. Bunu altın destenin altına koydum. Tamam. Birinci destemiz tamamdır. Şimdi ikinci destemize bakıyorum. Kartlarımızı seçiyorum. Altı ve yedi. Tamam. Yine sol elimin enerjisiyle çektiğim kartlarımızdır. Birinci deste ve ikinci deste. Birinci destemizde böyle tatlı bir oje rengimiz var. Yavru ağzı gibi pembe bir renk. İkincisinde de pastel bir yeşilimiz var. Ben seçtiğinizi düşünüyorum ve pembe ojeden başlıyorum. Pembe oje destesinden başlıyorum. Evet arkadaşlar, çok güzel geldi diyebilirim. İlk desteği, yani pembe oje olan desteği seçen sevgili arkadaşlarım için ilk olarak adalet kartımız geldi. İlahi adaletin tecelli edeceği bir durumdan bahsediyor burada. Ve dinarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilgi kapısını açar. Yani ilahi adaletin gelmesiyle yani bu adalet size en başta bir bilgiyi sağlayacak. Yani belki ortak arkadaşlarınız olabilir. Sevdiğiniz, düşündüğünüz, aklınızdaki kişiyle alakalı. Ortak arkadaşlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Veyahut da kendiniz ve aklınızdaki kişi bir arkadaş grubuyla birlikte bir görüşme yapabilirsiniz. Hepiniz aynı o görüşmede olabilirsiniz. Ve bu aklınızdaki kişiler sizinle gerçekten de güzel bir aile hayatı, maddi açıdan bollukları olan bir aile hayatı düşünüyorlar. Şimdi burada kılıç üçlüsü ölüm, aşıklar ve kadehlerin yedilisi geldi. Şimdi bu ilahi adalet ve kılıçların üçlüsü. Yani burada diyor ki sizin kalbiniz kırıldığı için, belki de üçlü bir ilişki içerisindeydiniz. Belki aranızda bazı farklılıklar vardı. Belki araya giren bir iş meselesiydi veyahut da aileler araya girmişti. Çünkü ailenin, çünkü dinarların onlusu kartıyla geldi. Yine böyle bir aile hayatından bahseder bize. Klasik tarot destesinden de bildiğiniz gibi. Yani buradaki kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Burada sizin çok üzüldüğünüzü, fakat ilk kartımızın adalet gelmesini şimdi anlıyorum. Yani burada bu artık bir kere ölüm kartıyla birlikte bu kalp kırıklığının, bu üçlü ilişkinin, bu aldatmanın, bu yanılsamanın kesinlikle ve kesinlikle biteceğini gösterir. Ölümden sonra gelen de aşıklar kartımızla da ve kupa yedilisiyle birlikte hayal ettiğiniz aşka kavuşacağınızı, hayal ettiğiniz aşkınıza kavuşacağını söyler. Çok güzel bir deste geldi arkadaşlar. Umarım birçok kişi bu desteyi seçer. Çünkü ben burada bir devrin kapanıp yeni bir devrin başlayacağını görüyorum. Ve çok mutlu olacağınızı görüyorum.
Çünkü geçmişte çok canınız yanmış. İlahi adaletin tecelli etmesini istiyorsunuz. Haklı olarak tabii ki. Ve bunlar hepsi gerçekten de gerçekleşecekler. Birinci destemizin yorumu böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve yeşil renkli ojemizi, bu güzel tatlı yeşil rengimizi seçen arkadaşlarımız, danışanlarımız. Şimdi sizin için kartlarınızı alıyorum, yorumlamaya başlıyorum. Bakalım Rumi sizin için neler söylüyor? Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi burada ikinci desteği seçenler için söyleyeceklerim şöyle. Dinarların ikilisi. İlk kartımız bu oldu. Ve yanına da kılıçların ikilisi geldi. Burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Sanki burada birkaç tane olasılıktan bahsedeceğim sizlere. Bu aklınızdaki kişiler sizlere karşı ikili oynamış olabilirler. Bu da sizi ikileme düşürmüş olabilir. Şu andaki mevcut durumunuzla ilgili söylüyorum. Ya da aklınızdaki kişiler iş ve özel hayatını bir türlü dengeye oturtamamış kişiler ve siz de bu yüzden bir ikileme düşüyorsunuz. Yani illa aranızda bir üçüncü kişi olmasına gerek yok veyahut da arkanızdan bir iş çevrilmesine gerek yok. Onu siz durumunuza göre alabilirsiniz ama burada bir ikili bir durum. Çünkü hem dinarların ikilisi hem de kılıçların ikilisi gelmiş. Burada hem bir ikilem var hem de yani çok farklı durumlardan da bahsediyor olabilir. Yani sizle ailesi arasında kalmış olabilir, sizle işi arasında kalmış olabilir, sizle eğitimi arasında kalmış olabilir. Veyahut da sizle bir başkası arasında da kalmış olabilir bu kişi. Fakat buradaki yıldız kartı diyor ki hem sizin aşkınızın enerjisi yüksek, hem yıldızı yüksek, hem de aslında siz onun gönlünün sultanısınız. Yani yıldızısınız. Siz onun için çok önemli, çok değerli birisiniz. Çünkü siz çok sebat gösteren bir insanda olabilirsiniz. Aynı zamanda eğer ki hani sizi böyle görmüyorsa şimdilik, hani aranızda bir soğukluk, bir mesafe var ise burada sizin sebat etmeniz gerektiğini de söylüyor kartlarımız. Bu sebatın sonunda, yani bu sabrın sonunda da kadehlerin ikilisi, değnek üçlüsü ve denge kartı. Belli ki aranızdaki bazı dengeler şaşmış arkadaşlar. Ama denge meleği zaten aranızdaki dengenin pozitif yönde gelişeceğini söyler. Kadehlerin ikilisiyle aranızda bir buluşma, bir anlaşma, bir uzlaşma söz konusu olacak ve siz çok mutlu olacağınız bir devreye doğru gidiyorsunuz. Çok güzel bir dönem sizi bekliyor. Burada ikinci desteği seçen sevgili takipçilerimin sadece ve sadece hiçbir şey yapmadan beklemesi gerekiyor. Siz bir şey yapmayın, ondan bir adım gelsin ki zaten de öyle olacak. Yani belki de şöyle bir şey olacak. Şimdi şu anda hissettim. Yani bu ikileminden çıkacak aklınızdaki kişiler. Sizin aslında onun bir kalbinin yıldızı olduğunuzu anlayacaklar. Ve sizin bu sabrınız, yani eğer tabii ki beklemek isterseniz. Sizin bu gösterdiğiniz sabrın sonunda da aniden sizinle bir buluşma teklifinde bulunması. Ve onunla çok güzel bir aşk yolculuğuna çıkmanız, aşk hayatına doğru ilerlemeniz söz konusu olacak. Çünkü zaten bu denge meleğimizle dengeye sahip olmuş olacaksınız. Yani bu dengesizliklerin hepsi de bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, ikinci desteği seçen takipçilerimin yorumlaması da böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.